Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere eğitim bilimleri sınavına nasıl hazırlandığımdan bahsetmek istiyorum. Hangi hocaları dinledim? Hangi kaynaklardan faydalandım? Hangi soru bankaları ve denemeleri çözdüm? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Şunları tavsiye edebilirim sevgili öğretmen arkadaşlarım. Öğrenme psikolojisi ve gelişim psikolojisi dersinde ben video izlemedim. Elimde Pegem'in konu anlatımlı kitabı vardı. Aynı zamanda Ayşegül Aldemir'in video ders notu vardı. İkisinden de hem öğrenme hem de gelişim derslerinde konuları okudum ve ardından soru çözdüm. Yani video izleme ihtiyacı hissetmedim bu derslerde. Mesela öğrenme psikolojisinde klasik koşullanma konusu. Bu konuyu Pegem'in çok güzel anlattığını düşünüyorum. Pegem'in konu anlatımlı kitabından bir kere okudum ve ardından hemen soru çözdüm. Çözebildiğim kadar soru çözdüm. Eğitim bilimlerinin bütün dersleri için bunu yaptım. Sevgili öğretmen arkadaşlarım. Eğitimin diğer derslerinden de tabii ki bahsedeceğim. Ama eğitim bilimleri dersleri arkadaşlar, soru çözmeden kesinlikle yapılamaz. Belki edebiyat alanımızda hani halk edebiyatı olur, yeni edebiyatın bazı kısımları olur. Konu çalışarak da soruyu çözebiliriz. Tabii soru çözmek de çok önemli. Ancak eğitimde siz ne kadar video izlerseniz izleyin, ne kadar konuyu okursanız okuyun, soru çözmeden kesinlikle o dersler oturmayacaktır. Öğrenme psikolojisi ve gelişim psikolojisinde konuları okuduktan sonra çok soru çözdüm. Soru çöze çöze oturdu bu dersler. Ölçme ve değerlendirme ve ÖYT'de kesinlikle Cüneyt İltuş Hoca'yı öneriyorum. Özellikle ölçmede. Hiç ben ölçme yapamıyorum diyen ya da biraz hani sözelcilere sayısal gibi geliyor bu dersler. Aslında Cüneyt Hoca'yı dinledikten sonra bu derslerin ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Yapılabileceğini göreceksiniz. Ben Cüneyt Hoca'dan dinledim ölçme ve değerlendirmeyi. ÖYT'de de genelde konu anlatımlı kitaptan gittim. Hani video çok fazla izlemedim ama ÖYT'de de hani Cüneyt Hoca'nın videolarına bir bakmıştım. Hepsini izlemesem de yeni başlayanlar için kesinlikle tavsiye ediyorum. Sınıf yönetimi bu materyalde elimdeki ondan da Pegem'in konu anlatımlı kitabından okudum. Hani sınıf yönetiminden soru bankalarında çok fazla sorular olmuyor. Genelde denemelerde karşıma çıkan sorular çok şey öğretti bana sınıf yönetimi ve materyal derslerinde. Program geliştirmede Zeynep Salman İçli'yi dinledim. Defterime yazmıştım. Sadece o dersi yazdım hatırlıyorum. Normalde çok yani yazma taraftarı değilim. Hani zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim zamanımız çok kısıtlı, sınava az bir süre var arkadaşlar. Ne yapıyordum eğitim bilimlerinde? Konuyu bir kere okuyordum. Yani eğer diyorsanız ben bir hocadan dinlemeden dersi anlamıyorum diyorsanız kendinize bir hoca belirleyin arkadaşlarım. O hocadan dinledikten sonra eğer imkanınız varsa notlarını temin edin. Video ders notlarını yazmakta zaman kaybetmeyin bence. Konuyu hocanızdan dinleyin. Sonra notlarınızdan bir kere okuyun ve ardından soru çözün. 2021 yılında ben sınava hazırlanırken eğitim bilimlerinden her gün birer tane deneme çözerdim. Ama sene sonuna kadar soru bankasından da soru çözmeye devam ettim. Ama her gün bir tane eğitim bilimlerinden mutlaka deneme çözerdim. O denemeler bana çok şey kattı. Gerçek sınavda 80 sorudan 72 netim vardı arkadaşlar eğitim bilimlerinde. Yani eğitim bilimlerinde çok fazla video izlemeyin lütfen veya çok fazla oturup konu çalışmayın. Konuları ezberlemeye kesinlikle çalışmayın. Konuyu bir kere okuyun, ardından çözebildiğiniz kadar soru çözün. Soruyorsunuz bana hocam kaynak ne önerirsiniz, eğitimde ne çözebiliriz diye. Tabii ki belli başlı kaynaklar, bildiğimiz kaynakları çözmekle başlayın. Mesela Pegem'in kaynakları çok güzel. Özellikle Türkiye genel denemeleri ve normal paket denemeleri de çok güzel. Ama imkanınız varsa sınava kadar çözebildiğiniz kadar deneme çözün. Yayın ayırt etmeden bence. Ben eğitim bilimlerinde bulabildiğim bütün denemeleri çözmeye çalıştım sınava kadar piyasadaki. Ve çok fazla zamanımı almıyordu günde bir tane eğitim bilimleri denemesi çözmek. Eğer eğitim bilimlerinden
Konularınızı tamamladıysanız, konu eksiğiniz yoksa hem soru bankasından soru çözün hem de sınava kadar deneme çözmeye devam edin arkadaşlar. Ben şu şekilde bir program yapardım. Kendime haftalık program yapardım ve haftalık hedefler belirlerdim. Örneğin pazartesi gününe tabii ki dersler koyardım. Mutlaka bir eğitim ve bir ÖABT dersim koyardım. Ama genelde haftalık hedefler belirlerdim. Mesela bu hafta derdim, öğrenme psikolojisi dersinden 100 soru çözeceğim. Gelişim psikolojisi dersinden 100, rehberlikten 100, ÖYT'den 100. Bu arada rehberlikten de Can Küne'nin video ders notu vardı. Videolarını izlemedim ama kitabından yararlandım. Sadece video ders notunu okuyup soru çözdüm. Ya ben soru çözerek yaptım, başardığımı düşünüyorum. Eğitim bilimlerinde, tabii ki diğer derslerde de bu çok önemli. Ama ben eğitim bilimlerinde soru çözmenin ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Soru çözdükçe ne demek istediğimi anlayacaksınız. Soru çözdükçe, anlamaya başladıkça evet soru çözmeden bu iş olmazmış diyeceksiniz arkadaşlar. Eğitim bilimlerinde soru çözmek gerçekten çok önemli. Sakın çok fazla konu çalışarak ve çok fazla video izleyerek boğulmayın. Hatta ben sene sonuna kadar eğitimde çok fazla konu tekrar yaptığımı bile hatırlamıyorum. Ama mutlaka haftalık sorular çözerdim her dersten ve her gün bir tane eğitim bilimlerinden deneme çözerdim. O şekilde oturdu bu dersleri, o şekilde başardığımı söyleyebilirim. Bunun haricinde işte programımdan bahsediyordum. Haftalık hedefler yapıyordum. Mutlaka işte pazartesi öğrenmeden 100 soru çözdüm. Salı gelişimden 100 soru çözdüm. Zaten bu soru çok fazla zamanınızı almıyor. Oturup konuya baştan çalışmıyorsunuz. Soruyu çözün. Ardından diğer derslerinize de geçebilirsiniz sevgili öğretmen arkadaşlarım. Eğitim bilimleri dersinde lütfen bol soru çözün. Çok fazla video izleyerek, çok fazla konu çalışarak ve kesinlikle ezber yapmayarak inşallah bol soru ile çok güzel netler sizi bekliyor.